Bu videoda size bloggerlar için ek para kazanma yöntemlerinden bahsedeceğim. Elbette AdSense'den bahsetmeyeceğim. Zaten sitelerinize AdSense reklamları yerleştirerek nasıl para kazanacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Peki bunun dışında hangi yöntemler var? Nasıl para kazanabilirsiniz? İşte bu videoda bunları tek tek anlatacağım. Dilerseniz videoyu tam burada durdurun ve çayınızı kahvenizi alıp öyle gelin. Çünkü videoyu sonuna kadar izlemeli ve hiçbir detayı kaçırmamalısınız. Hazırsanız başlıyoruz. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil simgesine tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. İlk blogdan para kazanma yöntemimiz Hürriyet Bumerang. Arkadaşlar burası oldukça eski bir platform. Bloggerlar buraya bloglarını ekliyorlar, işte sosyal medya hesaplarını ekliyorlar ve markalar burada çeşitli içerikler yayınlıyorlar. İşte bu içerikleri sosyal medya hesaplarında, bloglarında paylaşanlar ücret alıyorlar arkadaşlar. Mesela göstereyim size. Katılıp kazandıklarım, tabii bunlar bakın yıllar önce katıldığım teklifler. O zamanlar 6 lira, 4 lira, 6 lira falan veriyordu. Daha sonra işte görüyorsunuz burada çeşitli markaların yine içerikleri vardı. Arada pek çok kaçırdığım içerik de oldu arkadaşlar. Mesela Avansas'ın 42 liralık içeriğini kaçırdım. Bunlar size bildirim olarak geliyor. Ama işte unutmayıp yayınlamanız lazım. Diyor ki işte şu süreye kadar bunu yayınlayın ve buradan işte şu kadar para alın. Tabii o süreye daha var diyerek esniyorsunuz arkadaşlar ve yayın süresini geçiriyorsunuz. Benim biraz da yoğunluğumdan kaynaklı tabii ama yani bir copy paste ile arkadaşlar 42 lira para alıyorsunuz. Gayet güzel bir platform. Şimdi en son burada ne yayınlamışım? Bakın çocuğunuz süt seviyor mu? Süt sevdirecek harika bir tarifim var diye bir içerik paylaşmışım. Tetra bakın. Nasıl paylaştım onu hemen göstereyim. Bakın şurada bir de öne çıkarmışım daha çok okunsun diye tıklayalım. Bunun da detayına girip görelim. Teklife göz atlıyoruz. Burada yayınlama adımları var. Başlığı kopyalayın diyor. Bu başlığı kopyalıyoruz arkadaşlar ve aynen sitemizin başlık alanına yapıştırıyoruz. Daha sonra içeriği kopyalıyoruz. Bakın buradaki içerik kaynak kod formatındadır. Yani bunu kaynak kod şeklinde yapıştırıyoruz. Ve kaydet diyoruz, yayınlıyoruz. Resim varsa arkadaşlar resimleri de kullanabiliriz. Bakın şurada mesela resim var yani bunu kullanabiliriz ama küçük başlıkta arkadaşlar telifsiz bir resim kullandım. Kendim buldum bu resme. Yakışacağını düşündüm ve yayınladım. Buradaki resimlerde arkadaşlar kodun içinden geliyor. Bunlar bir yerden çağrılıyor şu linklerin için. Onlar da hazır geliyor. Yani içerik için resim seçmenize gerek yok. Bunu yayınlıyorsunuz. Daha sonra yayın linkini şu an burada görünmüyor ama buradaki bir alan oluyor. O alana yayın linkini yani şu yukarıdaki linki kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Ve daha sonra belli bir süresi oluyor. O süreden sonra kazancınız hesabınıza tanımlanıyor. Bakın buna 90 kişi katılmış. Her katılımcıya 42 lira ödeme yapılmış. İstatistiklere bakalım ne kadar kişi tıklamış, ne olmuş. Görüntülenme 49. 49 kişi görüntülemiş. Kısa link tıklamalar genelde nedense pek sosyal medya harici olan şeylerde pek çalışmıyor ama bu bizi çok bağlamıyor açıkçası. Biz yayınladık mı yayınladık. Bunun parasını arkadaşlar sıfır görüntülenmede olsa alıyoruz. Eğer çok görüntülenirse bize daha çok kampanya gönderiliyor. O yüzden yazı yayınladıktan sonra kaderini bırakmıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz ve daha çok görüntülenme almasını sağlıyor. Peki bu merenge nasıl katılıyor? Arkadaşlar ben bu merengin linkini atacağım. Üye oluyorsunuz. Linkini video açıklamasına koyacağım. Telefonunuzu, RSS'inizi, Google Analytics bağlantınızı, Instagram hesabınızı, Twitter hesabınızı, Facebook hesabınızı buraya aktaracaksınız. Hesabın bölümüne gelelim. Bakın bakiye 42 lira. Bu bakiye 50 lira olduğunda çekebiliyorsun. Tabii ben birkaç tane kampanyayı kaçırdım. O yüzden 42 liralık aldım ve ödeme işinin altında olduğum için çekemiyorum ama bekliyorum. Yakında gelirse hemen alacağım. Peki ne kadar kesinti oluyor bunlardan? Benim tutarım 50 liraymış. Fakat işte 2 lira gönderim ücreti ve 7 lira 20 kuruş stopaj kesilmiş ve bana 40.80 lira ödenmiş. Ama ödenmiş mi? Ödenmiş arkadaşlar. Yani bu da bir ödeme kanıtıdır. Hürriyet Bumerang'a üye olun. Bloğunuzu tanımlayın. Bloğunuzu şu şekilde tanımlıyorsunuz. Bakın ben daha önce yaptığım için şu anda görünmüyor. Buradan arkadaşlar platformunuzu seçin. Hangi platformunuz daha güçlüyse seçin. Hangi platformunuz daha güçlüyse o platformunuzu seçin. Birden fazla seçemiyorsunuz. Mesela bloğu seçtik arkadaşlar. Linkimizi yapıştırdık. Başlığımızı, açıklamamızı yazıyoruz. Anahtar kelimelerimizi yazıyoruz ki reklam verenler bizi bulsunlar. Değişiklikleri kaydediyoruz. Bir inceleme süreci oluyor. İnceleme sürecinden sonra eğer içerikleriniz özgünse, aşırı olmasına gerek yok ama bir miktar makale varsa ve bloğunuz özenliyse kabul ediliyorsunuz. Hürriyet Bumerang'ın linkini video açıklamasına ekliyorum. Mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer para kazanma metodumuza. Şimdi bir bloğunuz varsa arkadaşlar, size her zaman söylüyorum. Genelde pek bunu yapmayı düşünmüyorsunuz ama gerçekten buradan hani düzgün paralar kazanıp ev geçindiren insanlar var. Özellikle bir tüyo vereyim. Sosyal medya yasakları gündemde biliyorsunuz. Son dönemde sosyal medyaya yönelik yaptırımlar başladı. İşte 30'ar milyon para cezası kesildi. Eğer Türkiye'de ofis açmazlarsa devamında reklam yasağı ve erişim kısıtlaması da gelecek. Haliyle ne olacak? Bütün reklam verenler sitelerde makale yayınlatarak
reklam yapmaya başlar. Bloglar, siteler, haber siteleri buralar birer altın madeni haline gelecek. Tabii umarız sosyal medya yasağı olmaz çünkü çok fazla reklam veren ve bu işten çok fazla para kazanan insan var. Bunların hepsinin kazancı arkadaşlar maalesef çöp olacak ama bir taraftan da işte bloglar ve web siteler tekrar değerlenecek. Burada blogda yayınlanacak makaleyi nereden bulabilirsiniz? Size baştan beri söylüyorum. İki tane Türkiye'de büyük webmaster platformu var. Bunlardan bir tanesi VM aracı, diğeri Reon. Reon'da davetiyeli üyelik var. Eğer davetiye bulabilirseniz çok güzel, en sağlam forumlardan bir tanesi budur ama VM aracı da gayet sağlam bir forumdur. Burada davetiye gerek olmadan girebiliyorsunuz. Hemen CTRF yapalım, makaleyi yazalım. Şurada bir yerdeydi arkadaşlar konu başlığı. Evet bakın, makale alışverişi bölümü var. Burada arkadaşlar makale yazarları da var. Siteler de var. Yani burada şöyle bir başlık açabilirsiniz. İşte teknoloji içerikli blogumda makale yayınlayabilirim. Bu makaleler iki tür genellikle kullanılır. Bir tanesi ürünün veya hizmetin tanıtımını yapabilmek ve onu iyi anlatabilmek. Diğeri ise linktir. Bakın diğer bir alanda, bakın şurada backlink alanı var. Backlink alanında da şöyle bir şey açabilirsiniz. Blogumda linkli makalelerinizi yayınlayabilirim şeklinde. Ama en fazla 2 link sınırı koyun arkadaşlar. Siteniz link çöplüğüne dönmesin. Çünkü her aldığınız link sitenizi bir tık düşürür arkadaşlar. Sitenizin gücünden gider. O yüzden en fazla 2 linkli birkaç makale satarak başlayın. İki türlü fiyatlandırma yapabilirsiniz. Eğer makaleyi siz yazıyorsanız bunu ücrete ekleyebilirsiniz. Ya da makale karşıdan gelirse daha uygun bir ücrette ekleyebilirsiniz. Girin burada arkadaşlar, bir fiyat araştırması yapın. Bakın detaylar için PM atın falan diyor. Öncelikle siz müşteriymiş gibi bu arkadaşlardan bir fiyat alın ve aynı fiyat politikasını uygulamaya çalışın. Böylelikle bloğunuzu arkadaşlar buralardan makale alıp ya da işte bloğunuzda belli markalara makale yazıp link vererek para kazanır bu ücretler. Bakın Aron'da ben bazı teklifler almıştım. Şimdi sitelerini saklı tutarak göstereyim. Mesela 30 liraya makale yayınlayan var. 10 liraya makale yayınlayan var. 200 liraya makale yayınlayan var. Peki bu fiyatlar neye göre değişiyor? Siteniz eski ise, yani şöyle 6-7 yıllık, 10 yıllık bir site ise onlar güçlü sitelerdir, dominant siteler ve tabii ki biraz daha pahalıya makale yayınlarlar. Eğer sitenizi yeni açtıysanız biraz daha makul fiyatlardan makale yayınlayabilirsiniz. Bazıları şey de yapıyor, 4-5 site birleştiriyor. Diyor ki işte 5 siteden toplam 50 liraya 5 tane sana işte makale yayınlayabilirim şeklinde paketlerde sunabiliyorlar. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza, gücünüze ve emeğinize kalmış bir durum. Bu forumlara üye olun ve müşteri gibi fiyat alın ve aynı fiyat politikasını uygulayın, benden size tavsiye. Evet, makale yayınlayarak para kazanma konumuzu da hallettik. Bir diğeri arkadaşlar satış ortaklığıyla para kazanma. Ben size bunu her zaman söylüyorum ama nedendir bilmiyorum, size bu zor geliyor. Halbuki hiçbir zorluğu yok. Bakın Admitat satış. Bununla ilgili zibilyon tane video yayınladım şimdiye kadar. Ama hala sizi çok fazla alıştırabilmiş değilim. Üye oluyorsunuz ama devamını getirmiyorsunuz. Şimdi hemen bu satış ortaklığı platformuna da giriş yapalım. Burada kazançlarım görülüyor. 26 Kasım'da 16 lira. 28 Kasım'da 4 lira. 29 Kasım'da 24 lira. 30 Kasım'da 20 lira. 1 Aralık'ta 16 lira. 2 Aralık'ta 21 lira. 3 Aralık'ta 12 lira. 6 Aralık'ta 8 lira. 7 Aralık'ta 4 lira. 8 Aralık'ta 11 lira ve arkadaşlar 9 Aralık'ta 41 lira para kazanmış. Evet, bu siteden kazandım arkadaşlar ve olağanüstü bir şey yapmıyorum. Sadece buradan linkleri alıp blogumda ya da web sitemde yayınlayarak bunu kazanıyorum. Bununla ilgili size daha önce çok fazla video gösterdim. Kampanyalara katılıp link oluşturup bu linkleri web sitenizde paylaşarak, tabii ki bir içerik oluşturacaksınız, öyle boş boş paylaşarak olmaz. SEO uyumlu bir başlıklı makale yazacaksınız ve o sayfaları link olarak yapıştıracaksınız. Buradan tıklayıp alışveriş yapıldığında da bakiyenize arkadaşlar belli bir para yansıyacak. 5 dolar ve 0.68 euro tanımlanmış. Fakat bunlar da yolda, bakın, ödenmesi beklenenler, işlenmede olanlar, kazanılanlar, görüyor musunuz? Yani burada sürekli bir hareket var. Buradan ne kadar çok link oluşturup yayınlarsanız kazancınız da o kadar artar. Mesela ben YouTube kanalımda ve blogumda kullanarak arkadaşlar bu linkleri, bu paraları kazanıyorum. Sizler de blogunuza kullanarak belli bir içerik yazarak ve oraya link vererek kazanç sağlayabilirsiniz. Kazanma şansınız artar. Size burada bakın eften püften bilgi vermiyorum ama siz onları nedense daha çok seviyorsunuz. Ben size garantili yöntemler gösteriyorum. Yani ben kazanmasam size de göstermem. Bakın akıyor yani. Bilmiyorum, size böyle gerçekten bakiye gösteren YouTuber'lar var mı? Ya da onların sadece kuru laflarına mı inanıyorsunuz? Kanıtlı ve işleyen sistemlerle çalışın arkadaşlar.
Ben size Admitat'ı kesinlikle tavsiye ediyorum. Admitat'la ilgili pek çok video yayınladım. Onları da bakın bu videonun açıklamasını, oraya link açıklamasını, oraya linklerini ekleyeceğim. Bir zahmet onlara tıklayın, onları izleyin. Bu Admitat'ta ne yapacağınızı öğrenin ve kullanmaya başlayın, para kazan. Bloggerlar için ek para kazanma yöntemleri konulu videomuzun sonuna geldik.